Batırdınız beni, batırdınız. Bu ne kardeşim böyle? Ama bugün benim doğum günüm Aslan Baba. Yakışıklı olduğunuz kadar ukalasınız da küçük bey. Daha oğlumun pastasını alacağız. Erdem'in 6. yaş günü partisi çok görkemli olacak. Görkemli olsun ama masraflı olmasın. Aslan Baba ne diyor? Bakma ona sen. Her şey babanın gözüne batar. Ayıp be, ayıp. Yazıklar olsun sana abi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Lafını bil Hasan. Alırım ayağımın altına. Kardeşim mardeşim deme. Merhaba Hasan. Merhaba yenge. Sende deve kini var. Çoluğumun çocuğumun rızkıyla oynuyorsun. Oğlum olsa affetmem Hasan. Bana numara çekeni, aldatanı affetmem. Anladın mı beni? Yalçın lütfen. Abi değil yılansın sen. Yılan. Yenge sen de dikkat et bu adama. Sessiz sessiz durur ama birden yılan gibi sokar. Ne oluyor hayatım? Ne yaptı sen Hasan? Babamdan kalma dükkanı kiraya vermiş benden habersiz. Ben de kiracıları mahkeme kararıyla çıkarttım. Versin. Senin o dükkanın kirasına ihtiyacın yok ki. Bana dedi ki boş duruyor. Halbuki gelip dese bana ben o kira gelirini ona bırakırım. Ama bana numara çekmeyecek. Kimse beni aldatamaz. Çok sertsin bu konuda. Sertim evet. Aldatma fikri bile iğrenç. Oğlum olsa affetmem. Ama aslan oğlum beni asla aldatmaz. Değil mi küçük bey? Evet aslan baba. O zaman istikamet doğum günü kutlaması. Marş marş. Hadi. Hadi öpke oğlum. Hadi öpke oğlum. Aferin. Aferin onu da öple. İyi ki doğdun nereden? Mutlu yıllar sana. Alo. Demek çocuğunun doğum gününü kutluyorsun. Peki onun kendi çocuğun olduğundan emin misin? Alo. Ne diyorsun kardeşim sen? Sadece emin misin diye sordum. Alo. Alo. Babaya da denizli. Bu manyak ne diyor ya? Hayatım kimdi arayan? Niye yazıldı suratın? Yok bir şey. Manyak peki. 5 Nisan'da da benim doğum günüm. Parti yapacak mısınız? Yaz tabii. Gelirsiniz değil mi? Millet geç mi kaldım? İnanmıyorum. Geç kalmışım. Pardon, siz kimsiniz? O musunuz yoksa? Doğum günün çocuğu yani. Al bakalım, bu senin hediye. Teşekkür ederim Canan. Rica ederim. Yalçın Aga. Bakalım ne ayaksın sen? IMF'le yaptığın son toplantı yolunda gitmedi galiba. Bu ne surat kanka? Ne kadar güzel bir yok bir şey. Bu. Saçma sapan biri aradı da. Boş ver. Baba, sen ama gittiğinde hiç ayı gördün mü? Yok oğlum. Ayı görsem kaçarım ben. Bazen fişek patlatmadan dönüyorum. Avcılıkta bir hastalık işte. Gelecek sefer baba beni de götürsene. Korkarsın sen. Korkmam. Ben bir yaş daha büyüdüm biliyorsun. Evet büyüdün. Yardım edeyim mi? Yok bitti zaten. Gelecek sefer seni de götüreyim baba tamam mı? Söz mü? Söz. Ben hiç korkmam senin gibi. Ayı görünce silahımla alnının ortasına ateş ederim. Yıkılır yere.
Peki onun kendi çocuğun olduğundan emin misin? Çok yoruldum. Bu demektir ki Çağan'a da yol gözüktü. Ben gideyim yavaş yavaş. Bir yere gidemezsin. Yok aga, gideyim ben. Niye? Evde hanım merak mı eder sanki? Kıvrılır yatarsın bir yere. Rahatsız etmeyeyim. Sizin yapacaklarınız vardır şimdi. Anlamadım. Tamam tamam, bir şey demedik. Al. Günaydın. Sana günaydın. Of, masaya bak. Yumul bana diyor. Şanslı adamsın Yalçın aga. Hiç olmazsa kahvaltı hazırlayan bir eşin var. Oğlum sen de evlen. Sana da hazırlasın karın. Sinem bulmadı ki uygun birini. Bir de çocukluk arkadaşım olacak. Çağın, göstermedik kız bırakmadık. Hiçbirini beğenmedin ki. Nasıl bir iş aradığını anlamış değilim. Naz yapma, sınırını aştın. Megalomanlığa doğru gidiyorsun. Hakkım değil mi? Bu zamanda kızlar benim gibi birini nerede bulacaklar? He? Nerede bulacaklar? Öyle. Şu kendini beğenmişlik kimse de yok. Ben senin ağzının payını verirdim ama hakkımda çok şey bildiğin için tamam, susma tamam. Hakkımı kullanıyorum. Oğlum çabuk ye, servisin gelecek şimdi. Hadi aslanım benim. Buyurun. Sinem, seni ben bırakayım. Nasılsa yolumun üzere. Olur. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Canım benim. Buyurun. Merci. Nazif Bey, bu kararı bekliyorduk zaten. Söylemiştim size. Ama gene de bu kadar kolay halledebileceğine inanmıyordum. Büyük avukatmışsın Yalçın Bey. Sağ olun. Biz hukukun üstünlüğü için varız. Boşanma davalarında üstüme yoktur. Hele konu aldatmaysa. Beyefendi durun, giremezsiniz. Beyefendi. Çıktım ben beyefendi. Lan içeriden. Avukat bozuntusu. Hatırladın mı beni? Sakin olur musun? Ne sakini lan? 5 yıl yattım senin yüzünden. Ne sakini? Git lan. Hayatını karartacağım. Senin. Bittin lan. Bittin lan. Beyefendi. Beyefendi. Buraya çık. Defol. Defol buradan. Çık. Geberteceğim. Dur kardeşim. Defol. 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 Defol lan. Gelme bir daha buraya. Bitmedi bu iş beyefendi. Burada. Bitmedi. Hadi. Göreceksin beyefendi, gününü. Lütfen. Göreceksin. Hadi uzatma artık. Bitmedi. Verelim bakalım. Beyefendi. Bitmedi. Göreceksin beyefendi. Gününü. İyi misin Yalçın Bey? İyiyim. Sağ olun. Kim bu? Bu adamı. Hatırladım yüzünü. Müvekkilimin davalı olduğu adam. Hapis cezası aldı. Demek kim beslemiş yıllarca. Bu da bizim mesleğin kötü yanı işte. Efendim aşkım. Nasıl? İşin bitti. Ya boş ver ya. Çağan bu kızı da beğenmez. Göreceksin. Boşuna yırtınıyorsun. Ben mi alayım? Alırım, tamam. Hadi öptüm. Ulan Çağan, seferber olduk, bir kız bulamadık sana. Baba! Naber aslan parçası? İyiyim baba, niye sen geldin? Annen Çağan amcana kız ayarlamakla meşgul. Ne? Beğenmez ki Çağan amca. Neler de bilirmiş bak sen. Aslan babam şimdi beni hamburgerciye götürür. Götürürüm ama bir şartla. Annene bahsetmek yok. Sonra ikimiz de dayak yeriz. Tamam, Erdem sözü. O zaman istikamet hamburgerci. Oley aslan babam. Oğlum yavaş ya, biraz boğulacaksın. Ne yapayım baba ya, çok güzel.
Alo efendim. Oğlum sana benziyor mu? Dikkatli bak. Hiç benzerlik görebiliyor musun? Göremiyorsun değil mi? Çünkü o senin oğlun değil ki. Kimsin sen? Telefon numaramı nereden aldın? Beni bir daha sakın arama, anladın mı beni? O senin oğlun değil. Erdem. Oğlumun adını nereden biliyorsun? Sen kimsin? Baba, ne oldu böyle? Ne oldu sana? Sina. Sence Erdem kime benziyor? İhtiyaç sahipleri için yardım ekipleri kuruyor. Herkes bana benzetiyor. Sen de biliyorsun. Her hafta ev ev dolaşıp palatır sunacağım. Aslan baba, benimle oynar mısın? Bir de siyasetçi değil. Yorgunum Erdem. Sonra oynarız. Siyaset yapma. Aslan baba yorgunmuş. Ben de kendim oynarım. Hayırdır Yalçın? Uyuyamadın bir türlü. Neyin var? Sana bir şey soracağım. Sor aşkım. Hiç başka bir erkekle ilişkin oldu mu? Oldu tabii. İlkokul 5. sınıfta Berk'le fırtınalı bir aşk yaşadık. Ama babasının tayini çıkınca büyük aşkımız bitti. Dalga geçme. Ciddi bir soru sordum sana. Ben de ciddi cevap verdim. Ben gözümü açtım, seni gördüm hayatım. Sevdiğim tek adam sensin. Bundan emin misin? Sen değil misin? Aslan babam, ben hep servisi kaçıracağım. Bundan sonra okulu hep sen bırak. Günaydın öğretmenim. Günaydın Erdem. Siz? Erdem'in babasıyım. Hayret, hiç benzemiyor Erdem size. Öyle mi? Bence evet. Anneden almış bütün genlerini. Hadi Erdemciğim, doğru sınıfa. Hadi bakalım. Çok akıllı bir oğlunuz var. İyi günler. Avukat, bir dakika dursana.
Yine mi sen? Sen akıllanmaz mısın bir adam? Yok. Bu sefer insan gibi konuşacağız. Konuş. Ama adam gibi konuşacaksan. Evet, dinliyorum. Benim davamı hatırlıyor musun avukat? Evet, arsa davası. Haksız yere ihlal etmiştin müvekkilimin arsasını. Üstelik yaralamıştın adamı. Haksız yere değildi avukat. O mafya bozuntusu zorla arsamı almak istedi elimden. Onun için bıçakladım adamı. Ama sen beni hapse attırınca... Onlar da gelip küçücük yavrumu sakat bıraktılar. Buna sen sebep oldun avukat. Yavrumu sen sakat bıraktın. Ne alakası var? Ben sadece işimi yaptım. Senin işin kötülerin saltanatını yükseltmek mi avukat? İşim var. Başka diyeceğin yoksa meşgul etme beni. Bu iş burada bitmedi avukat. Bu iş burada bitmedi. Bitmedi. Kusura bakmayın, geciktim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Bir dosya vardı da elimde. Ben de Sinem'in kız önerilerini dinliyordum. Sinem kararlı. Evlendirecek seni. Ama beyimiz gene kimseyi beğenmiyor. Ofiste bir kız var, Arzu. Ekonomi okumuş, Boğaziçi'nde master yapmış. Onu bile beğenmiyor. Ya kızın diplomasıyla mı evleneceğim ben? Aslan babam, ödevlerimi beraber yapacağız değil mi? Yemekten sonra bakarız. Ben kaçtım. Otur be oğlum, yemek yeriz. Yok yok, kaçayım ben. İşim var. Ne işiymiş bu? Biz de bilelim. Birine söz verdim de. Bak sen, ne sözü? Söylemem, sır. Çatlatırsın illaki. Söylemezsen söyleme. Belli ki ince işleri var. Erkek dayanışması işte. Aslan baba, hadi ödevler. Tamam Erdem. Çağan amcayı kovalım da. İstenmediğim yerde bir dakika durmam. Gidiyorum hadi, hadi. Bütün aşklar yüreğimde. Efendim. Merhaba. İyice baktın mı çocuğun yüzüne? Sana hiç benzemiyor, değil mi? Alo. Alo. Kimsin sen? Beni tanıyoruz. Ama kendini tanımıyoruz. O çocuk senden değil. Yalan söylüyorsun, alçak herif. Yalan söylüyorsam hemen kapat telefonu. Şimdi. Ama kapatamıyorsun. Çünkü sen de kuşkulanıyorsun. Çünkü hissediyorsun. Erdem senin oğlun değil. Yalancı. Keşke yalan olsaydı. Bunun yalan olmasını çok isterdim, değil mi? Ama o çocuk senden değil. Peki sen? Sen nereden biliyorsun bunu? Biliyorum. Çünkü... bunu biraz daha merak et. Alo. Alo. Hadi Erdem. Geldim. Çantanı da al. Anne, babam ne için işe gitmiyor? Bugün biraz yorgunmuş Erdemciğim. Hadi, çıkalım. Artık baba. Senin oğlun değil. Bu çocuk senden değil.
Ne biçim evim var? Nereden bulursun böyle karışık kuruşuk şeyleri? Senin gibi düz bir adam değilim oğlum. Meraklarım var. İçki alır mısın? Hı? Düz olsun ama. Hop hop. Orası özel odam. Benden başkası giremez. Bende mi? Sende. Ne var orada? Sırlarım. Hadi canım sende. Ne sırrın olacak senin? Ne yani? Kendimize ait bir dünyamız olmasın mı? Olsun olsun. Çağın. Senin ruhun... Gördüğümüzden de karanlıkmış meğer. Senin de kafan karışık Yalçın. Her şeyi abartıyorsun. DNA testi için hem sizin hem de oğlunuzun kan ve doku örneklerine ihtiyacımız olacak. Bir hafta içinde sonuçları alacaksınız. Yani bu örnekleri alınca oğlumun gerçek oğlum olup olmadığını anlayacağım, öyle mi? Evet efendim. Hı-hı. Teşekkür ederim. Boyayım mı evlat? Bunlar boyanmaz amca. Hiç olmasa tozunu alayım. Peki, al bakalım. Gel. Ama acele. Ver evlat. Bu ayaklar evlat, bu ayaklar nereye gidiyor? Bu ayaklar iyiliğe de gider, kötülüğe de. Senin ayakların nereye gidiyor? Anlamadım amca. Anlarsın, anlarsın. Bak sana bir hikaye anlatayım. Vakti zamanında ayaklarını çamurlu zanneden bir adam yaşarmış memleketin birinde. Aslında tertemizmiş ayakları da, ayakkabıları da. Ama kafaya takmış bir kere. Kirli zannediyor. Kuşku nedir bilir misin evlat? Kuşku insanı ağaç kurdunun ağacı yediği gibi yer bitirir. O ayaklarını kirli zanneden adam... Bilene danışmış, bilmeyene danışmış. Demiş ki cahilin biri, sen ayaklarını ayakkabılarınla birlikte şu acı suda bekle. Adamın acı su dediği bildiğin asit. Adam kulak vermiş bu nadanın sesine, koymuş ayaklarını acı suya. Ne olmuş dersin? Tamamdır. Pırıl pırıl oldu bak ayakkabılarım. Ya hikayenin sonu amca? Hikaye bu kadar evlat. İyi de sonunda ne olmuş? Hikayenin sonunu sen getireceksin evlat. Yiyeceksin yakında Yalçın, kafayı. At artık kafandan şu adamı. At.
Alo. Polis mi? Peki avukat bey. Madem öyle istiyorsunuz, bu gece nezarethanede tutalım şüpheliyi. Yarın sabah savcı bey gerekeni yapacaktır. Komiserim, doğrudur. Kişisel bir husumetim var avukatla. Ama ben telefon falan etmedim ona. Ben öyle biri değilim komiserim. Onu savcı beye anlatırsın. Götürün. Emredersiniz. Yürü hadi. Büyük bir yanlışlık hadi. Yapıyorsun yürü. Yine avukat yürü. Bey. Sat. Büyük hadi. Bir yanlışlık hadi. Yapıyorsun. Gidiyorum. Bırakın. Avukat bey. Tamam. Büyük bir yanlışlık hadi. Yapıyorsun. Baba, beni ava götüreceksin. Söz mü? Söz. Telefonu versene. Dava mı açacaksın peki? Karar aldırmam yeterli olacaktır. Bundan sonra yanıma yaklaşamaz. Efendim? Laftan anlamıyoruz. O çocuk senin değil. O çocuğun babası benim, anladın mı? Benim. Ama bu nasıl olur? Senin şu an nezarethanede olman gerekiyor. Ne nezareti? Saçmalıyorsun. Erdem senin oğlun değil. Alo. Alo. Hayatım, kimdi arayan? Neler oluyor? Evet sayın savcı. Sabahtan uğradım ama yoktunuz. Doğrudur. Celal Nazlı'dan bir şikayetim yok. Bir yanlış anlaşılma, hepsi o kadar. Çok teşekkür ederim ilginize. Sağ olun sayın savcı. Aga çatlatma adamı, söyle. Sinem beni aldatıyor canım. Anlamadım. Aslına bakarsan hep aldatmış. Aga, senin ne söylediğini kulakların işitiyor mu? Sinem öyle şey yapacak kız değil. Çocukluğundan beri tanırım onu. Dahası da var Çağ. Erdem benim oğlum değil. Saçmalama abi. Delirdin mi sen? Bunu da nereden çıkardın? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte.
Açıkçası çok kötü bir şeyle suçluyorsun Sinem'i. Bence bunların hepsi senin kuruntun. Elinde kesin bir delil varsa o ayrı. Ama bunlar kuruntuysa en iyisi ben duymamış olayım. Efendim, geç mi kalacaksın? Tamam. Bak, yine gecikiyor. Ne var bunda abi? Çalışan kız. Belki de haklısın. Kesin delil olmadan suçlayamam onu. Neyse, ben Erdem'i alacağım okuldan. Sağ ol. Sağ ol dinlediğin için. Aga Allah aşkına aptalca bir şey yapma. Peki tamam. Benim mi bu çocuk? Benim mi? Bana hiç benzemiyor. Baba, hamburgerciye gidelim mi yine? Hayır. Hamburger falan yok. Eve gidiyoruz. O zaman ben de sana küserim. Küsersen küs. Ne gelmiş baba? Bilmiyorum, bakacağız. Dur şunu çıkaralım. Hadi, çıkart bakalım. Söyle bana, sen benim oğlum musun? Bu kuşku beni öldürecek. Öldürecek. Seni yarın hastaneye götüreceğim. Yaptıracağım DNA testini. Gerçeği mutlaka öğrenmeliyim. Mutlaka. Efendim. Gördün mü sevgili karının sevgilisini ve sevgili oğlunun babasını? Nasıl çıkmışız fotoğrafta? Yalan söylüyorsun. O fotoğraf uydurma. O zaman Erdem'in sırtındaki etmeni de uydurma. Hani doktora göstermiştiniz, alınsın mı alınmasın mı diye. Hani bademcik ameliyatından hemen önce. Sen bunları nereden biliyorsun? Ben hep yanınızdaydım. Oğlumun ve sevgilinin yanında. Ama sen beni hiç görmedin. Şimdi inandın mı Erdem'in senin oğlun olmadığına? İnandın mı? Alo. Niçin ha? Niçin? Niçin ben? Ne suç işledim? Ne günah işledim Allah'ım? Ben geldim. Yorgunluktan bayılmak üzereyim. Yalçın? Niçin burada uyudu bu? Yerine yatırsaydın. Yalçın? Sana söylüyorum. Neyin var? Yok bir şey.
Nasıl yok bir şeyim? Bir şeyin var hayatım. Her halinden belli. Yok bir şeyim. Çocuğu yatağına götür. Ne oluyor aşkım? Rahat bırak beni. Peki. Öyle olsun bakalım. Boşamalıyım bu kadını. Boşamalıyım. Hemen bitmeli bu evlilik. Günaydın. Günaydın. Günaydın Hasan baba. Korkuttun beni dün akşam. Ne oldu Allah aşkına? Kusura bakma hayatım. Seni de üzdüm boş yere. Dün önemli bir davayı kaybettim de. Anlamıştım zaten. Ama hayatım kaç kere konuştuk bunu seninle. İşin orada kalmalı. İşi eve taşımamalısın. Neyse, şimdi iyiyim. Çay verecek misin? Efendim Çağan. Kahvaltı yapıyoruz, sen nasılsın? Onlar da iyi. Vallahi bilmiyorum ne yapacaklar. Ben mi? Evdeyim, evdeyim. Bir sürü işim var. Tamam. Hadi bay bay. Selam söyledi. Ne haber küçük bey? İyiyim. Bak ne diyeceğim sana. Bugün tatil. Hep benimle ava gitmek istiyordun ya. Ava gideceğim. Sen de gel. Oley! Aslan baba! Sen de gelmek ister misin hayatım? Yok, siz gidin. Ben evde kalıp temizlik yapayım. Epeydir fırsat bulamamıştım. Peki. Hadi ben kahvaltımı yaptım. Gidelim artık. Ama ben yapmadım. Hadi sen kıyafetlerini giy bakalım. Tamam. Erdem, anneni öpmeyecek misin? Niye? Ne de olsa gideceğimiz yer orman, uzak yer. Bayağı uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. İsterdim ki benim çocuğum olsun. Ne dedin sen? Hiç öylesine söyledim işte. Benim çocuğum olsa gibi bir söz ettin de, ne demek bu? Hiç. Çok heyecanlıyım Aslan Baba. Hayatımda ilk defa hava gidiyorum. Yabani domuz vuralım baba, tavşan vurmayalım. Çünkü domuzların insanlara zararı varmış. Domuz vuralım.
Kaç tane fişeğin var baba? Yetecek mi bize? Bitmeli bu iş. Bugün mutlaka bitmeli. İntikamımı almalıyım. Bu neymiş? Bu da ne? Kim bu adam? Sinem? Can? Sinem ne oldu? Yoksa Yalçın sana bir şey mi yaptı? Bunu Yalçın görmüş. Ama ben böyle bir durumda hiç olmadım. Olamaz. Ama Yalçın bunu gördü. Bana bir şey söylemedi. Onu bilirim. Hiç konuşmaz. Ama içten içe kin güder. Yenge, sen de dikkat et buna. Sessiz sessiz durur ama birden yılan gibi sokar. Çok korkuyorum Çağan. Çok korkuyorum. Artık zamanı geldi. Sana söylemeliyim. Neyi? Yalçın ruhen rahatsız. Farkında değil misin? Geçen gün bana çocuğunun kendisine ait olmadığını söyledi. Güya sen onu aldatıyormuşsun. Sen ne söylediğinin farkında mısın Çağan? Ben de aynını söyledim. Uyumuş bir kere şeytana. İkna edemedim. Aman Allah'ım. Anlayacaksın Sinem. Yalçın aklını kaybetti. Sen haklısın Adem. Karın seni yıllarca aldattı. Yıllarca başkasının piçini oğlun diye sevdirdi sana. Bana da ateş ettireceksin değil mi baba? Hı hı. Avcıların neden atı yok baba? Filmlerde var ama. At alacağım kendime. Red Kit'in atı gibi bir de konuşsa atlar konuşmaz ama. Sen beni dinliyor musun baba? Hı hı. Hazreti Ali'nin de atı vardı. Adı neydi? Ha, buldum. Düldür. Benim de düldürüm olacak. Piçini besletti sana. Seni kullandı. Sen de enayi gibi tuzağına düştün onun. Baba, bana öyle bakma. Korkuyorum. Aklım karıştı Çağan. Sen neler söyledin öyle? Maalesef doğruyu söyledim. Evden biraz uzaklaş. Hem kendine gelirsin. Nereye? İstersen bana gidelim. Orada sana bir sürprizim olacak. Sana evleneceğim kadını göstereceğim. Evleneceğin kadını mı? Nihayet buldun mu? Aslında çoktan beri var. Ama saklıyordum. Zamanı geldi. Ne dersin, gidelim mi? Yalçın hakkında söylediklerin aklımı iyice karıştırdı. Gidelim mi? Niye öyle bakıyorsun bana Çağan? Büyük.
Neticede bir ruh hastasıyla yaşamak kolay değil. Tepkin ne oldu ona bakıyorum. Hala inanamıyorum. Yalçın onu aldattığımı nasıl düşünür? Dedim ya, ruhi bunalımları var. Atlatır herhalde. İnşallah. Biliyorsun, Yalçın'ı çok seviyorum. Çekilsene bir adam. Baba, kafayı mı kırdın? Ölümüne mi susadın? Ne dikiliyorsun yolun ortasında? Ayakkabısını boyayacak adam arıyorum evlat. Ama sen şu garip hikayeyi anlatan boyacısın. Hikayenin sonuna yaklaşıyorsun evlat. O hikayenin sonunu sen yazacaksın. Belki de senin orada olduğunu sandığın şey orada olmayacak. Nasıl? Anlamadım. Ben var diyeceksin ama ben olmayacak. Olmasını mı isterdin, olmamasını mı? Kalbin karar verecek. Baba, bulmaca gibi konuşup durma. Yolumuz uzun. Müsaade edersen gideceğiz. Git evladım. Ama ayaklarının seni nereye götürdüğüne dikkat et. Baba, ne oldu? Bilmem. Delinin teki işte. Çıkmış yolun ortasına. Yolun ortasında kimse yoktu ki. Kendi kendine konuşuyordum baba. Evim evim, güzel evim. Çok yakında hayallerimin kadını bu evde benim olacak. Bu resim ne böyle Çağ? Korkunç. Benim ruhumu resmediyor. Nasıl yani? Bu çok korkunç. Hayır. Bence korkunç olan Yalçın'ın tavırları. Bu resim onun yaptıklarının yanında sevimli kalıyor. Abartıyorsun. Ne yaptı ki? DNA testi yaptırmak istedi. Öz oğluna hem de. Bu korkunç değil mi? Ne yapıyorsun Yalçın? O elindeki ne? Erdem, hani kan aldırmaya korkuyor ya. Uyurken hissettirmeden alayım dedim. Tahliller için. Ne tahlili? Hiç. Öylesine. Genel tahliller. Aman Allah'ım. Ben de sanmıştım ki Erdem'in canı yanmasın diye. Nasıl yapabilir bunu? Nasıl düşünebilir? Thank you.
Baba, sen hep burada mı avlanıyorsun? Bazen. Bazen de başka yerlere gidiyorum. Zamanı geldi. Seni senelerce aldatan o aşağılık kadından intikamını al. Ya bunlar sadece benim kuruntumsa? Saçma. Her şey ortada. O şırfın da aldattı seni. Boynuzladı. Biçine de sen bakıyorsun. Ya sen benim çocuğumsan? Hayır. Başkasının piçi o. Senin değil. Başkasının piçi. Senin oğlun değil. Daha ne bekliyorsun? Hadi bakalım. Av zamanı. Asma suratını fıstık. Buluruz bir çaresini. Doğru söylüyorsun. Akşam konuşurum Yalçın'la. Mutlaka bir çaresi bulunur. Neyse ya. Seni de üzmeyeyim şimdi. Hazır hayallerinin kadınını bulmuşken. Anlat bakalım. Kim bu talihli kız? Aslında onu çocukluğumdan beri tanıyorum. Öyleyse benim de tanıdığım biri. Ebru mu yoksa? Değil. Ondan çok daha güzel. Dünyanın en güzel kadını. Onu evimin kadını yapmak istiyorum. Evlenmek istiyorum onunla. Ya çatlatma insanı, söylesene. Kim bu kız? Kim olduğunu sen çok iyi biliyorsun fıstık. Hayır, bilmiyorum. O halde sana göstereyim. Gel benimle. Buyur. Az kaldı. Biraz sonra ava başlayacağız. Baba, nerede avlanacağız? İşte burada avlanacağız. Annen bu ava çok sevinecek. Demek bütün bunları sen planladın ha? Alçak. Alçaksın sen. Sana evimizi açtık. Boş ver be fıstık. Bunları bir kenara bırak. Şimdi kocan olacak adam oğlunu öldürmekle meşguldür muhtemelen. Ve sen de sonunda benim olacaksın. Sakın. Sakın aklından bile geçirme. Tuzağa başlat. Hayır. Bunu yapamam. Yapamam. Ne var bunda Adem? Zaten bu biçin tüfeğe merakını herkes biliyor. Tüfekle oynarken kendini vurdu diyeceksin. Hem hatırlasana,
Yusuf'u da kuyuya attıklarında böyle demişlerdi. Kanlı gömleğini götürürsün. Hayır yapamam. Salak Adem. Bitir şu işi. Bitir. Herkes sana piçin babası diyecek. Yapamayacağım. 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 Hikayenin sonuna yaklaşıyorsun evlat. O hikayenin sonunu sen yazacaksın. Belki de senin orada olduğunu sandığın şey orada olmayacak. Nasıl anlamadım? Ben var diyeceksin ama ben olmayacağım belki. Olmasını mı isterdin, olmamasını mı? Kalbin karar verecek. Başkasının piçi o. Yaşamayı hak etmiyor. Ne biçim evim var? Nereden bulursun böyle karışık kuruşuk şeyleri? Orası özel oda. Benden başkası giremez. Ben gözümü açtım, seni gördüm hayatım. Bu ayaklar iyiliğe de gider, kötülüğe de. Ben mi? Yok, ben evdeyim. Bir sürü işim var. Ama ayaklarının seni nereye götürdüğüne dikkat et. Dikkat et. Buradan kaçış yok güzelim. Benim olacaksın. Ama önce otur. Sakinleş. Her şey çok güzel olsun istiyorum, anladın mı? Her şey bugüne layık olmalı. Numara çekmek yasak. Neden yapıyorsun bana bunu? Neden? Seviyorum çünkü seni, anladın mı? Seviyorum. Numara yok demiştim. Bak canım acıdı. Ben de senin canını acıtmak zorunda kalacağım şimdi. Bırak beni. Bırak. Bırakmayacağım seni. Bırak dedim. Bırak mı? Hayvan, adi, pis yılan. Ulan geberteceğim seni, ırz düşmanı. Boynumuzda yılan beslemişiz. Anne. Anne.